Herkese merhabalar, Lezzet İTAM'a hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan nefis bir içini açma kete tarifimiz var. Ketemizin dışı çıtır çıtır, sanki milföy hamuruyla yapılmış gibi. Arasında kavrulmuş içiyle kat kat kete tarifimi yiyen herkes çok beğendi. Kahvaltılarınıza, çay saatlerinize yapabilirsiniz. Kesinlikle bu nefis içli açma keti tarifimi denemenizi öneriyorum. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Öncesinden malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Açma ketimizin hamuru için yoğurma kabının içerisine 3,5 su bardağı hafif ılıtmış olduğum sütü alıyorum. Üzerine erimiş ılık olacak 125 gram tereyağı, yarım su bardağından biraz fazla denk geldi. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, çırpıcıyla hepsini karıştırıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı sirke, 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, son olarak da 1 paket instant kuru mayamızı ekliyorum. Çırpma teliyle karıştırıyorum. Karışımın içerisine un ilave edip yumuşak kıvamlı hamur yoğuracağım. Önce 8 su bardağı unu eledim ve hazırladım. Elemiş olduğum bu undan yarısını ekliyorum. Kaşıkla karıştırıyorum. Unu her zaman olduğu gibi kontrollü kullanıyoruz. Sonra diğer yarısını ekliyorum. Hamuru kaşıkla güzelce karıştırdıktan sonra toparlıyorum. Sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. 8 bardak un yeterli gelmediği için 1,5 su bardağına yakın artıdan un kullanıyorum. Kontrollü bir şekilde unumuzu azar azar ekleyerek elimize yapışmayacak, aynı zamanda yumuşak olacak kıvama getiriyorum. Hamuru katlayarak, yumruklayarak yoğuruyorum. Yumuşak kıvama gelen hamurumuza toplamda 9,5 su bardağı un kullanmış oldum. Unumuzu her zaman kontrollü kullanıyoruz. Un kalitesi un miktarını değiştirebiliyor, o yüzden her zaman kontrollü kullanıyoruz. Hamurumun kıvamını da görüyorsunuz. Parmağımı bastırıyorum, oldukça yumuşak. Mayalanması için üzerini poşetle kapatıyorum. Tekrar bir bezle üzerini örtüyorum. Mayası gelene kadar bekletiyorum. Hamur mayalanırken diğer malzemeleri hazırlamaya geçiyorum. Açma ketemizi içli olarak yapacağım. Bunun için unlu iç yapacağım. Unlu içi yapmak için tavanın içerisine 100 gram tereyağı eritiyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 3,5 su bardağı unu ekliyorum. Kaşıkla sürekli karıştırarak yakmadan rengi dönene kadar orta kısık arası ateşte yaklaşık 10-15 dakika kavuruyoruz. Kavrulan unun içerisine bir tepeli çay kaşığı tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıp ocaktan alıyorum. Soğumaya bırakıyoruz. Kavrulmuş una isterseniz arzuya göre içerisine iri çekilmiş ceviz ekleyebilirsiniz. Ketemizin unlu içini hazırladım. Şimdi ketemizin aralarına sürmek için 200 veya 250 gram tereyağı eritiyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ilık olması için bir kenarda bekletiyorum. Şimdi hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Üzerini açıyorum. Elimle ortaya doğru katlayarak havasını alıyorum. Sonra un serdiğim tezgaha hamuru 3-4 saniye toparlıyorum. Uzunlamasına kabaca 1-2 yuvarladım. Hamur kartıyla ortadan ikiye kestim. Sonra 4'e böldüm. 8 tane hamurdan beze yapıyorum. Siz daha büyük bezeler alıp daha çok beze çıkarabilirsiniz. Önce bezelerin eşitlenmesi için büyük olanlardan birazcık parçalar alıyorum, küçük olanlara ekliyorum ve bezelerimizi bu şekilde eşitliyorum. Ve elimle yuvarlayıp 8 tane bezeleri hazırladım. Hafif un serptiğim tepsiye bezeleri koydum. Üzerinin kurumaması için mutfak beziyle kapatıyorum.
Çok kolay açılması için 5 dakika dinlendiriyorum ve hamuru açma ve şeklini verme işlemine geçiyorum. Bir tane bezeyi un serptiğim tezgaha alıyorum. Üzerine un serpiyorum. Elimle genişletebildiğim kadar genişletiyorum. Sonra merdane ile ara ara un serperek büyütüyoruz. Unu çok fazla kullanmıyoruz. Sadece tezgaha ve oklavaya yapışmaması için azar azar kullanıyoruz. Son olarak yufkalarımızı daha ince açabilmek için oklava ile ara ara un serperek açabildiğimiz kadar açıyoruz. Açtığımız yufkamıza eritmiş olduğumuz tereyağı sıvı yağ karışımından yufkanın her tarafına fırça ile sürüyorum. Kenarından içe doğru katlıyorum. Sonra karşı kenara üzerine gelecek şekilde katlıyorum. Tekrar az miktarda yağ sürüyorum üzerine. Tekrar uç kısmı içe doğru katlıyoruz. Diğer uç kısmını da üzerine kapatıyorum ve kare formunu veriyorum. Elimle hafif üzerine bastırarak düzeltiyorum. Az miktarda fırçayla yağ sürüyorum. Ortasına kavrulmuş içten 2-3 yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Biraz içi elimle dağıtıyorum. Köşe kısımların uçları, yani sivri kısımlar 2 santim gibi üst üste gelecek şekilde katlıyoruz. Zarf şeklini veriyorum. Açılmaması için birleşme yerlerini elimizde güzelce yapıştırıyoruz. Üzerine parmağımızla boydan boya bastırıyorum. Sonra elimizde ketenin üzerine hafif bastırarak birazcık genişletiyorum. Ve ketemiz bu şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Yağlı kağıdım kalmadığı için ben tepsiye direkt olarak yerleştirdim. Tepsiye varsa yağlı kağıt sererseniz iyi olur. Çünkü yumurta sarıları akıp ketenizi tepsiye yapıştırabilir. Çıkarırken de ketelerde dağılmalar olabilir. O yüzden varsa elinizde yağlı kağıt sererseniz iyi olur. Diğer bezeleri de aynı şekilde açtım, içlerini yerleştirdim ve zarf şeklinde katladım. Ve birinci tepsimizi bu şekilde hazırladım. 10-15 dakika tepsimizi dinlendireceğim. Daha sonra yumurta sarılarını süreceğim. Bu arada ben ikinci tepsimizi de hazırladım. Birinci tepsideki keteler dinlendi. 2 tane yumurta sarısına da 1 yemek kaşığı süt ekliyorum. Karıştırıyorum. Sonra bir fırça yardımıyla fazla bastırmadan her tarafına sürüyorum. Ve fırına gönderiyorum. Önceden ısınan 190-200 derece alt üst ayar fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Birinci tepsim pişerken ikinci tepsideki keteleri de 15 dakika dinlendiriyorum ve yumurta sarılarını sürüyorum ve fırına vermek için hazırlar ve ilk tepsimiz pişti. Şimdi ikinci tepsimizi de fırına gönderiyorum. Alt üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Pişen keteleri fırından çıkarıyorum. Önce birinci tepsiyi pişirdim, çıkardım. Daha sonra ikinci tepsimizi fırına verdim. Alt üstü kızardıktan sonra çıkarıyorum. Ve ketelerimizi oda ısısında soğumaya bırakıyorum. Ketelerimiz çok güzel oldu. Çok da güzel kabardılar. Üzeri sanki milföy gibi çıtır çıtır, içi kat kat yumuşacık, harika bir kete oldu. Biraz soğuduktan sonra bir tanesini kesiyorum. İç dokusunu yakından görmeniz için. Bakın ne kadar güzel, gördüğünüz gibi nefis keteler oldu. Kete sevenler bu tarifi mutlaka deneyin. Ben keteleri bu büyüklükte yaptım. 4'e bölerek servis yapıyorum. İster bu şekilde yapın, isterseniz de daha küçük bezeler alıp yaklaşık 20-25 tane keteler çıkarıp porsiyonluk olarak da yapabilirsiniz.
Ketemiz kolay bayatlamayan bir kete. Birkaç gün sonra aynı tazeliğini, aynı lezzetini koruyor. Arzu ederseniz soğuduktan sonra poşetlere doldurun. Havasını alarak poşetleri sıkıca bağlayın. Dondurucuya kaldırın. İstediğiniz zaman çıkarın, oda ısısında veya fırında çözdürün. Canınız istediğinde veya misafir geldiğinde acil durumlarda kurtarıcı oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.